karşımı kullanmaya çalışacaksın. Melez prens benim. Bunlar deli saçması ve kimse aksini söyleyemez. Bu ses de ne?
misiniz ve hoba sana? Nasıl yani? Senin gibi büyücülerin gittiği okulları tıpkı annem ve baban gibi. Ne? Ben bir büyücü müyüm? Annene baban mı? Evet evlat ve seni oraya eğitim alman için götürmeye geldim. Hayır efendim, izin vermiyorum. Sen de izin istemiyorum Dünya. Bu çocuğunla doğduğundan beri kayıtlarımızda. Ve eğer biri benimle gelmeyi isterse onunla gideceğiz. Ne dersin Eri? Senin gibi özel insanlarla eğitim almak ister misin? İsterim Edith. Sonunda yalnız olmayacağım. O zaman gidelim. Daha alışveriş yapıp trene yetişeceğiz. Hogwarts'a ilgili yapılacak işlerim var. İşte biletim. Biletine sahip ol Harry. Bu çok önemli. Peron 9-3 çeyrek mi? Ama Harry, bir yanlışlık olmalı. Peron 9-3 çeyrek yazıyor. Öyle bir şey yok değil mi? Hagrid. Her sene aynı şey. Her yer madıllarla dolu. Madıllar mı? Bu tarafta. Freddy, annesi. O Freddy değil, benim. Sen nasıl bir annesin böyle? Ha. Özür dilerim, George. Şaka yapıyordum. Freddy benim. Ben de George. Affedersiniz. Yalvarabilir misin? Senin nasıl gideceğini soruyorsun. Endişelenme. Ron ve Jane'in cevabı. 9. ve 10. duvar arasında git Feren'e doğru yürü. Yalnız heyecanlı sen korsan daha iyi olur. İyi şanslar. Ben önden gidiyorum. Sen de kızların yanına. Görüşürüz Jane. Hadi siz de ne duruyorsunuz hadi? Harry, sağ kalan çocuk. Alnındaki yara izine her baktığında beni göreceksin. Annen sayesinde kurtuldum. Lanetim geri tepti ve güçlerimi kaybetti. Damarlarımda artık benim kanım akıyor. Güçlerimin bir kısmını istemeden sana aktarmış oldum. Şanslı çocuk. Dünyanın en büyük gücüsünün yeteneklerinden faydalanıyorsun. Şöhretim benden gelen yara izindir. Bu şansı iyi değerli. Ya hürmet edip karanlık müritlerinden biri olursun ya da yarım kalmış işini bitirmek için bu sefer seni kurtaracak kimse olmayacak. Gerçek güce boyun eğeceğiz. O gün geldiğinde seni gerçek Voldemort'la tanıştırmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Yara izini bir daha göstersene. İnanamıyorum, sen gerçekten de Harry Potter'sın. Bunu her seferinde yapman hiç hoş değil Ron. Hepimiz birbirimizi daha ne kadar çok tanıyacağız ki. Bak, tekrar ediyorum. Ben Hermione Granger. Oldu mu? Her şeyi biliyorsun değil mi? Evet. Harry senin trenle gözlüğün mü yamulmuş? Dur düzelteyim. Okulu sürü Pero. Sağ ol Hermione. Ne var, bunları da yapabilirdin? Pek sanmıyorum, neyse. Üstünüzü düzelseniz iyi olur ve Ron burnunda bir leke var. Demek trende söylenenler doğruymuş. Harry Potter, Hogwarts'ta. Ben de Malfoy, Draco Malfoy. Demek komik, öyle mi? Seninkini sormaya gerek yok zaten. Kızıl saç, ikinci el bir kazak. Bir bizde olmasın. Bazı büyücü ailelerinin diğerlerinden daha iyi olduğunu anlayacaksın Potter. Yanlış kişilerle arkadaş olmak istemezsin. Seçmen de yardımcı olabilirim. Sanırım yanlış kişileri kendim seçebilirim. Sağ ol. Evet, sanırım artık başlamaya hazırız. Lütfen gel yerinize geçin. İyi şans yapacak, iyi şans. Hogwarts'a hoş geldiniz. Birazdan seçmen şapkadan geçip sınıf arkadaşlarınıza katılacaksınız. Sıralara oturmadan önce bölümlere ayrılacaksınız. Bunlar Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor...
ve sweater'in. Burada kaldığınız sürece eviniz aileniz gibi olacak. Başarınız size puan kazandıracak. Kurallara uymazsanız puan kaybedeceksiniz. Sene sonunda en çok puan alan bölüm, bölüm kupasını kazanacak. Şimdi ismini okuduklarını seçmen şapkaya gelsin ve bölümlere ayrılacaksınız. Hermione Granger. Pekala. Evet. Tamam. Gryffindor! Draco Malfoy! Slytherin! Ginny Weasley! Bill Weasley. Gryffindor! Ronald Weasley! Bir Weasley daha. Seni nereye koyacağımı biliyorum. Gryffindor! Çok zeki bir kızsın. İyimserliğinin bunun önüne geçmesine izin verme. Ravenclaw! Harry Potter. Zor. Çok zor. Çok cesur olduğunu görüyorum. Zekası da fena değil, yetenekli de. Evet, ve kendini kanıtlama arzusu. Ama seni nereye koyacağız? Slytherin olmasın. Slytherin olmasın. Slytherin olmasın mı? Ama orada çok genişebilirsin. Slytherin olmasın. Slytherin olmasın. Pekala. O zaman... Gryffindor! Lumos Maxima.
Bu derse gereksiz yere asa sallamak ve aptal güller istemiyorum. Zaten çoğunuzun karanlık sanatlara karşı savunma dersinin bir bilim ve sanat olduğunu anlamanızı beklemiyorum. Hayır! Ancak seçili birkaç öğrenci, beynin nasıl büyülenip duyuların nasıl yanıltılacağını öğrenebilir. Şöhretinizi var etmeyi, zaferi yakalamayı, hatta kötülerin nasıl durduracağınızı öğretebilirim. Belki de bazılarınız yeteneklerinizden son derece eminsiniz. Öyle ki derse dikkat etmeyecek kadar özgüven sahibisiniz. Bay Potter, bizim yeni şöhretimiz. Söyleyin bakalım, biri eğer sersemletme büyüsü yaparsa ona nasıl karşı koyarız Bay Potter? Bilmiyor musunuz? Başka bir şey deneyelim. Bana affedilemez lanetlerin neler olduğunu söyler misiniz Bay Potter? Bilmiyorum. Bir yangını hangi büyüyle söndürebiliriz Bay Potter? Bilmiyorum efendim. Yazık. Demek ki şöyle her şey demek değilmiş. Değil mi Bay Potter? Büyücülerin temel yeteneklerinden biri havada durabilmektir. Ya da nesneleri hareket ettirebilmektir. Hepinizin tüyleri yanında mı? Güzel. Şimdi çalıştığımız zarif bilek hareketleri unutmayalım. Çevir ve hafifçe vur. Hep birlikte. Çevir ve hafifçe vur. Çevir. Güzel. Şimdi sözleri söyleyeceğim. Wingardium Leviosa. Sizi görelim. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ron bekle, bekle, bekle. Yoksa benim gözün çıkaracaksın. Ayrıca yanlış söylüyorsun. Doğrus Leviosa, Leviosa değil. Kulağı sesleyin o zaman. Hadi. Wingardium Leviosa. Aa! Herkes buraya bak, baksın. Buraya bakın. Bayan Granger başardı. Harika! Eğer işinizin başına. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. İki tane filiz adamotunu az kalsın zarar verecek.
Bunun ne kadar ciddi olduğunu farkında mısınız? Çok nadir bulunan filiz alamotlarını riske attınız. Eğer silterinde olsaydınız ve kaderiniz benim elimde olsaydı, bu gece trenle eve dönüyor olurdunuz ancak... Geri dönmüyorlar. Baş yönetici, bu iki yaramaz son derece nadir bulunan iki filiz alamotuna az kalsın zarar vereceklerdi. Bu yüzden... Kuralları biliyorum profesör. Çünkü çoğunu bizzat ben hazırladım. Ancak Gryffindor bölüm başkanı olarak bu cezayı vermek Profesör McGonagall'ın sorumluluğunda. O zaman bize eşyalarımızı toplayalım. Siz neden bahsediyorsunuz Bay Weasley? Bizi okuldan atacaksınız, öyle değil mi? Bugün değil Bay Weasley. Ama ikinize de çok büyük bir suç işlediğinizi hatırlatmalıyım. Bu durum ailenize bildirildi ve hatta aileniz size bununla ilgili bir çırtkan gönderdi. Şimdiden çekişme halindeler. Harry başarının bir ekip işi olduğunu düşünerek arkadaşlarıyla birlikte hareket ederken Malfoy bütün çabalarımıza rağmen en ufak bir başarı belirtisi bile gösteremedi. Tek başına her hareketler içinde sonu bir felaket doğuruyor. Bu iş için sana güvenmiştim Snape. Biliyorsun Dumbledore'un aldığı önlemler yüzünden müritlerim Hogwarts'ın yakınına bile yaklaşamıyor. Harry'i şatodan dışarı çıkartamıyor. Aileleri eskiden bizim toplumumuzu yok etmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Umarım bu çocuklar da buna kalkışmazlar. Sanmıyorum lordum. Sizi yok etmeleri için girmeleri gereken yolu henüz bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. Onlar bunu akıl etmeden önce Harry tek başınayken onu hazırlıksız yakalamam lazım. Planınız nedir lordum? Bellatrix. Neden bu istediğiniz vakti burada hazırlıyorsunuz? Çünkü bu saatte burada kimse olmuyor. Evet! Çünkü ben buradayım! Ve kimse benimle vakit geçirmek istemiyor! Hatta kimse bilmiyor çok şey! Merhaba Harmony, merhaba Mortal. Sorumluluğun isteğiyle selam veren biri. Peki siz neden çok özel için hazırlıyorsunuz? Çünkü Malfoy bana ve ona çok kötü şeyler söyledi ve Ron bu yüzden ona bir deli attı ama büyüsü ters etti. Bunu McGonagall ile Snape'e söyleyemiyoruz çünkü Ron'a da ceza vermesinden korkuyoruz. Ama McGonagall ve Snape yerine biz olursak? Ceza verecek kişi siz olursunuz. Çok akıllıca. Kimse bizden şüphelenemez. Neyse. İksirin dolması için sadece bir saatimiz var.
saçları ekleyelim. Snape'in yağlı saçı. İğrenç. Şerefsiz. Özellikle de sana Ron. Kusacağım. Ben de. Nasıl? İnandırıcı duruyor mu? Çok inandırıcı. Profesör, efendim siz nerede yattınız? Ne oldu affedin, biz isteyerek yapmadık. John, benim her şey. Anlamadım lordum. Biliyorsun, biz Hogwarts'a giremiyoruz. Yıllardır seni Dumbledore'un en sadık hocalarından biri olarak yanına soktu. Ama içerideki müritlerimizin sayısı o kurnazlar için yetersiz. Malfoy Bellatrix'e haber yollamış. İhtiyaç odasında kayıp bir dolap bulmuş. Senin görevin Malfoy'la beraber o dolabı tamir etmek. Ve sonra? Üç büyücü turnuvası yaklaşıyor. Herkesin dikkatleri oradayken siz dolabı tamir edin. Balo günü Bellatrix Hogwarts'a giriş yapacak. Bellatrix Hogwarts'a karanlık sanatlara karşı kendileri nasıl savunamayacaklarını tüm gerçekleriyle onlara gösterecek. Küçük Bay Potter, işe yaramaz safkan deviz divanın bulanık arkadaşı. Bakalım yaşlı Dumbledore Azkaban'dan kaçan Bellatrix'ten sizi zavallı Hagrid'de mi kurtaracak? O düzeni bozulmuş okula adam etmek benim görevim. Bütün maskeladıkları son vereceğim. Tabii şimdi herkes üç büyücü turnuvasına odaklandı. Dikkatleri üstüme çekmek istemem. Fakat üç büyücü turnuvasından sonra okuldaki düzen tamamen değişecek. Ron, sana bir çiftkan gelmiş. Teşekkür ederim. Çiftkanı bu sabah yaratık eldivenlerimi erken Kızlar Tuvaleti'nin merdivenlerinin alt tarafında Alven Hayat'ın mektup kutusunda buldum. Bir çiftkan daha Ron. Ne kadar şanslısın anne. Seni çok seviyorum. Çok komik. Bu işin içinde Rexford'lerin olduğunu düşünüyorum. Onlar da ne? Rexford'ler
göre Profesör Dumbledore çok önemli bir duyuru yapacak. Efsanevi bir olay için Hogwarts ev sahibi seçildi. Üç büyücü turnuvası. Bu turnuva bir dizi sihirli yarışma düzenli ve kazanma bir yere getiriyor. Seçilirseniz yalnız yarışacaksınız. Lütfen sessiz olun. Açıklama yapmak istiyorum. Sonsuz şöhret. Üç büyücü turnuvasını kazanan yarışmacıyı bekleyen şey bu. Ama bunun için bütün görevlerin tamamlanması lazım. Görevler çok tehlikeli. Bu yüzden bakanlık 17 yaşından küçük büyücülerin katılmasını yasakladı. Yarışa katılmak isteyen öğrenciler yarım saat içinde ateş kadehine isimlerini atsınlar. Şu andan itibaren üç büyücü turnuvası başlamıştır. Sonsuz şöhret. Harika olurdu. Neredeyse 3 yıl sonra katılabilecek yaşta olacağız. Benim yerime sen seçebilirsin. Ben hiç istemiyorum. Evet çocuklar, bakın hazırladık. Bence işe yaramayacak. Sahi mi? Peki neden Ranger? Kadehin etrafına bakın. Bu bir yaş çizgisi. Dumbledore bunu kendi elleriyle çizdi. Eysi, Dumbledore gibi dahi bir sihirbazı öyle basit bir iksirle yenmeniz imkansız. Bence de. İşte bu yüzden harika ya. Çünkü son derece anlamsız. Hazır mısın Freddy? Hazırım Georgie. Şerefe. Üç, iki, bir. Ne oldu Hermione? Hani geçemezdik? Kağıtlar hazır mı? Anne de koyalım onlara. Üç, iki, bir. Şampiyonlarımız belli oldu. Ama sonunda sadece biri kazanacak. Kör oldun değil kız. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter! Yürüsene Harry! Harry, ateş kadehi adını sen mi attın? Hayır. Ya da senden büyük birisini atmasını istedin mi? Hayır. Doğru söyle! Ciddi diyorum efendim. Yapacak bir şey yok. Artık Harry de turnuvada. Kimse yok mu? Ah, hiç eğlenceden anlamıyorlar. Hogwarts'ta bulunan herkese yardım edecekti hani. İşte buradayım, yüce Dumbledore. Saçma büyüm beni buradan uzak tutmaya yetmedi. Şimdi... Ne yapıyorsun?
benim küçük drakom. Şu an herkes baloda. Kimse benim burada olduğumu bilemez ki. Ve daha yapacaklarım bitmedi! Geleneksel mi? Bunlar antika. Bunların içinde büyük tenim testine benziyorum. Büyük tenim testini kokuyorum. Öldür beni. Üstünü çekiştirmeyi bırak Rom. Zavallı kız. Odasında hüngü hüngü ağlıyordu şimdi. Kim? Hermon elbette. Hadi Avni. Balayı onu kimse davet etmediği için gelemeyecek. Çünkü söyleseydi onu dalga geçerdi. Ve bu hoş bir şey değil. Yani düşsene sen gelemiyorsun balaya. Ben sana daha geçiyorum. Merhaba çocuklar. Ne kadar da şık görünüyorsun. İşte buradasın Potter. Sen ve Bayan Potter hazır mısınız? Ne işi profesör? Dans. Şampiyonların ilk dans etmesi gelenektir. Söylediğime eminim. Söylemediniz profesör. Neyse, artık biliyorsunuz. Ve siz Bay Weasley. Bayan Padma ile birlikte salona doğru ilerleyin. Hadi. Harika görünüyor. Oturma artık. Sınavları yani S, V,
istediğinizi alırsınız. Çalışmazsanız da sonuçları ağır olabilir. Bu derste daha evvel aldığınız eğitim son derece tutarsız. Bundan böyle bakanlık onaylı bir savunma sihri dersi alacağınızı bilmek eminim sizi memnun edecek. Evet. Bunda savunma bir üst kullanımından bahsedilmiyor mu? Büyük kullanımı mı? Sınıfın neden büyük kullanma ihtiyacınız olduğunu anlamıyorum. Nasıl yani? Dersinizi sıkı kullanmayacak mıyız? Savunma bölümünü son derece güvenli ve risksiz bir biçimde öğreneceksiniz. Ne anlamı var? Saldırıya uğrasak risksiz olmaz. Dersinde konuşmak isteyen öğrenciler lütfen elini kaldırsın. Sihir Bakanlığı'nın görüşüne göre teorik bilgi sınavlardan geçmeniz için yeterli olacaktır ki zaten. Okul demek bu demek. Teori bizi dışarıya nasıl hazırlayacak? Dışarıda hiçbir şey yok canım. Hem senin gibi çocuklara kimin saldıracağını sanıyorsun? Bilmem. Belki de Lord Voldemort. Bunu size gayet basit açıklayayım. Size malum karanlık bir büyücünün yeniden ortaya çıktığı söylendi. Bu koca bir yalan. Yalan değil, onu gördüm. Cezasınız Bay Potter. Voldemort bir katil. Annemi ve babamı öldürdü. Yeter. Voldemort. Yeter. Kullanmamıza izin vermiyor. Sanırım bakanlık Voldemort'a karşı olası bir savaş durumunda eğitimimizi istemiyor. Ne sanıyor? Bütün gücü ordusu kurduğumuz mu? Dumbledore'un bakanını ele geçirmek için kendi kuvvetlerini topladığını düşünüyorlar. Belki de Voldemort harekete geçmeden önce gerçekten de Dumbledore ordusu kurmalıyız. Eğer Umbridge bunu reddediyorsa biz yaparız. Bu delilik kim boş saatlerine tekrar öğrenci olmak ister ki? Bir daha bundan bak. Boş zaman... Pardon. İyi tatlılarından bak. Ben siz kulvar saatliği görmeden öğreneceksin. Kimin kızı yakalanlar ki? Birkaç kişi. Merhaba. Niçin burada olduğumuzu biliyorsunuz. Bir öğrenmeye ihtiyacımız var. Kendimizi karanlık sanatlara karşılamak için doğru düz bilir öğretmeye ihtiyacımız var. Neden? Çünkü kim olduğunu bilirsin sen gerçekten var seni aptal. Onun adı Voldemort. Bu isimden korkmayın. Peki bize gerçek büyü yapmayı kim öğretecek? Deneyimi olan biri. Daha önce Voldemort'la defalarca karşılaşmış biri. Harry. Harry mi öğretmenimiz olacak? Beğenemedin mi? Patron Smith yapabildiğin doğru mu Harry? Evet, ben gördüm. Vay canına Harry, bunu bilmiyordum. Ayrıca ikinci sınıfta bir basiliksi öldürdü. Gryffindor okulu değiller. Üçüncü sınıfta da yürütü almaya bir şey geldi. Oğlum niye bu kadar heyecanlanıyorsun? Bakın böyle söyleyince kulağa çok hoş geliyor. Ama çoğunda birilerinden yardım aldım. Mütevasılık yapıyor. Hayır yapmıyorum Erman'e. Bu tür şeyler okuldakine benzemez. Okulda bir hata yaparsın. Ertesi gün tekrar deneyebilirsin. Ama gerçek hayatta bunun ne olduğunu asla bilemezsin. Haklısın Eri, bilmiyoruz. Bu yüzden hepimizin birbirlerine bir şeyler öğretmesine ihtiyacımız var. Eğer bir gün gerçekten onu yenebilecek bir şansımız olacaksa, yani Voldemort'u. O zaman o gerçekten var. Önümüzdeki birkaç gün taşıyacak bir yer bulmalıyız. Baran Baraka? Çok küçük. Yasak orman? Mümkün değil. Eri, Umbridge bulursa ne olur? Gel kimin bunda? Heyecan değil mi kuralları çiğnemek? Sen kimsin? Ve Hermione gelince ne yaptın? Neyse, önümüzdeki birkaç gün çalışacak bir yer bulmalıyız. Ama işte diğerlerin bulamayacağı bir yer olduğundan emin olmalıyız. Tüm öğrenci örgütleri bundan böyle dağılacaktır. Herkesin kurallara uygun davranacağını inanıyorum. Kurallara uygun davranmayan bütün öğrenciler en az şekilde cezalandırılacaklarının emin olabilirler. Önüne baksana. Bu ihtiyaç odası. İnanamıyorum. İhtiyaç odasını buldum. Luna. Luna. Tatlılar. Luna. Tatlılar. Luna. Burası ne? Burası.
Nasıl mükemmel? Nasıl hiç nasıl? Nasıl buldun? İnanamıyorum buna, ihtiyaç odasını buldum. Neyi? İhtiyaç odası, gelen giden odası olarak da bilinir. İhtiyaç odası bir ona gerçekten ihtiyaç duyduğu zaman da ortaya çıkar. Yani diyelim ki tuvalete çok ihtiyacım var. Yine de öyle de denilebilir. Mükemmel. Sanki Hogwarts mücadele etmemizi istiyor. Expelliarmus. Güzel Luna. Ama bir noktaya odaklan ve öyle söyle. Expelliarmus. Cemizdeki en faydalı büyülerden biridir. Bir büyücünün temel ürünü de denilebilir. Hadi yine elinden gelenin en iyisini yap. Sertemlet. Güzel Cine. Hiç fena değil. Sıra sende var. Merak etme Erma. Canını yakmayacağım. İnsaflı olacağım. Sağ ol Ron. Büyücü altında pasta var mısın? Hermione'ye getiriyorum. Kabul. Sertemlet. Teşekkür ederim. Ona karşı insaflı olmaya çalışıyordum. Nazik olmaya çalışıyordum. Yoksa yapardım. Aynen kesin öyledir. Ya gerçekten insaflı olmaya çalışıyordum. Ricada bulundu. Herkes beni görebiliyor mu? Hepiniz beni diyebiliyor musunuz? Mükemmel. Profesör Dumbledore sizin diğer dersinize girip bildiklerimi söyletmeye cam kırmadı. Tehlike anında kendinizi savunmaya hazır olmalısınız. Tıpkı beni birçok kez yaptığım gibi. Ayrıntılı kitaplarında bulabilirsiniz. Şimdi küçük bir gösteri için Profesör Dearly'yi asla davet ediyorum. Merak etmeyin, Profesör'e asla daha vermeyeceğim. Hiç korkmayın. Bir, iki, üç. Ekseri almış. Ancak hamlenizi tahmin etmek oldukça kolaydı. Eğer sizi durdurmak isteseydim bu hiç de olmazdı. Belki de öğrencilere öncelikle kendileri kötü büyülerden korunmayı öğretmek daha akıllıca olur profesör. Ha ben de öyle düşünmüştüm zaten. İki kişi istiyorum. Potter, Malfoy, siz ikiniz. Üçe kadar saydığımda silahsız bırakmak için hamle yapın. Altalar hazır. Adım. Korkuyor musun Potter? Rüyanda. Bir. İki. Evet Stadum. Rüyanda sen bırak. Silahsız bırakılacak dedim. Sen ben Sotya. Kıpırdama Potter, seni onlar kurtaracak. Viper ve Veska. Ders bitmişti, dağılın. Sen bir tatlı mısın? Neyim? Yılanlar konuşabiliyorsun. Eminim bu da herkes yapabiliyordur. Yapamazlar, eli çok yaygın bir etmek değil. Siz de beni
Konuşmayı bilmediğim bir dili nasıl konuşabilirim? Harry beni iyi dinle. Siltenin takım simgesinin yılan olmasının bir sebebi var. Sazlar Siltenin bir çatal dili ve Voldemort da öyle. Bu da demek oluyor ki Voldemort'un bazı özellikleri küçükken sana geçmiş olabilir. Olası bir diğer güçleriniz bir bağ oluşturabilir. Asalarınız birbirlerine bağlı bile olabilir Harry. Of çok anlaşık. Hazırlık aşamasında ayrıntılara dikkat etmek iksir hazırlamanın en koşuldur. Aa Harry! Merak etmeye başlamıştım. Gördüğüm kadarıyla yanında bir de var. Umuz efendim. Aslında iksir dersinde çok iyi olduğumu söylenemez. Hatta bu dersin büyük bir tehdit oluştuğu. Ezgi'yim. Merhaba Ron. İlk ben söyledim. Hayır ilk ben söyledim. Saçmalama evlat. Seni adam ederiz. Harry'nin dostu benim de dostumdur. Demin de dediğim gibi. Bu sabah bazı karışımlar hazırladım. Şu kazan içindekinin ne olduğunu tahmin edebilecek biri var mı? Evet Bayan Granger. Şunun adı Veritaserum. Doğruluk iksiridir. Yapması oldukça zordur ve şunun adı da Amontentia. Dünya üzerindeki en güçlü aşk iksiri. Kokusu herkese fark gelir. Mesela benim aldığım koku yeni biçilmiş çimen, yeni bir kaplar ve nane diş macunu. Amontentia gerçek aşk yaratmaz. Bu iksiri sadece aşırı tutkunluk ve saplantıya yol açar. Ve bu yüzden de buradaki en tehlikeli iksir. Profesör, şu kızın içlerine iksir olduğunu söylemediniz. Baylar ve bayanlar, bu gördüğünüz Felix, Felix adında küçük ve garip bir iksir. Bilinen diğer adıyla ise sıvı şans. Evet Bayan Granger. Yapımı oldukça zordur. Ve eğer yanlış yapılırsa bu felaket demektir. Bu iksirden büyüdüm olan kişinin iksir süresi boyunca yaptığı her iş başarıyla sonuçlanır. Evde bugün size vereceğim şey bu. Bir saat içinde kabul edilebilir bir yaşar ölüm iksiri yapmayı başaran öğrencim bu küçük çiçeğe sıvı şansı kazanacak. Bravo! Tam istediğin gibi yapmışsın. İksir özel yeteneği var demek.
nasıl yaptın Eri? Hayır, teşekkürler. İyi. Beni çağırır mısınız? Snape, evet. Harry'nin çevirdiği gizli işler için konuşmasının zamanı geldi. Ben bir şey çevirmiyorum. İstese de istemese de konuşacak Snape. Veritas serumu getirdin mi? Korkarım ki öğrencileri sorgularken bütün stoğumu tükettiniz. Peki bana bunu açıklar mısın Bay Potter? Luna çantasından düşmüş. Bir bakalım ne yazıyormuş. Dumbledore'un ordusu. Kurucular, Harry, Ron, Hermione. Siz neyin peşindesiniz? Senin bundan haberin var mıydı Snape? Hiçbir fikrim yok. Pekala, bana başka şans bırakmıyorsunuz. Bu büyüğü üzerine demek istemezdim Potter ama kadavra lanet senin dilini çöker. Bu büyüğü yasa dışı okulda kullanmanız yasak. Bayan Dolores Umbridge. Bakanlık tarafından atanmış olmanız, yetkilerinizin artırılmış olması bazı gerçekleri değiştirmez. Ders işleme yöntemlerinizi ne kadar beğenmesem de buna karışamam. Ama ders dışında yaptıklarınıza karışabilirim. Bu okulun müdürü hala benim. Şimdi lütfen öğrencileri serbest bırakın. Seninle daha sonra görüşeceğiz Dumbledore. Geveleme Malfoy. Size birini getirdim profesör. Daha doğrusu o gelmek istedi. Bellatrix, senin burada ne işin var? Severus. Ya da Snape mi desem? Hangisinden hoşlanırsın? Ne var Bellatrix? Senin gibi Voldemort'a hizmet eden birinin bu okulda olduğu duyulursa hepimizin canını okurlar. Bu yüzden derhal burayı terk et. Burada olmamam gerektiğini biliyorum. Lord Voldemort bu konu hakkında konuşmamı yasakladı. Voldemort konuşmanı yasakladıysa konuşmamalısın. Aksi takdirde sana ne yapacağını çok iyi biliyoruz. Buna mecbur kaldım Snape. O Malfoy için hiç yardım etmedi. Malfoy'un bu konuyla ne alakası var? Lord Voldemort Malfoy'u yetiştirmem için bana emanet etti. Okul sınırları içine giremediğim için müdahale edemiyorum. Zaten iyi bir bakıcı olduğum da söylenemez. Malfoy için ise durum gittikçe kötüleşiyor. Eğer bir şeyler yapmazsak Voldemort onu gözden çıkaracak. Voldemort'un planını biliyorum Bellatrix. Günü geldiğinde Harry Voldemort için harekete geçtiğinde Malfoy'u onu durdurmak için kullanacak. Peki benden ne istiyorsun? Malfoy hem bu şekilde derslerinde başarısız olup hem de basit bir düelloda bile Harry'nin karşısında yenik düşüyorsa Harry ve arkadaşlarının onu haklaması an meselesi. Ona yardım etmeni ve derslerinde başarısız olsa bile o şekilde başarılı göstermeni istiyorum. Derslerinde başarılı olması için ona yardım edebilirim. Hepsi boş laf. Yardım edecekmiş. Korkak. Bozulmaz yemin et. Bozulmaz yemini de nedir? Bozulmaz yemin ettiğinde asla bozamazsın. Her ne olursa olsun yeminini gerçekleştirmek zorundasın. Aksi takdirde bunun sonucu ölüm olur. Sen Severus Snape, Lord Voldemort'un isteklerini yerine getirirken Malfoy'a göz kulak olacak mısın? Olacağım. Ve elinden geldiği kadarıyla başarılı olmasını sağlayacak mısın? Sağlayacağım. Sakin ol Hermione, pek iç açıcı sayılmaz. Nasıl olur, ben bu sınava çalışmak için tüm yılımı harcadım. Bence gayet iyisin, 95 almışsın. 95 mi almışım? Nasıl %2 tüm soruları tam yaptım, ben şey de biliyorum. Nasıl olur ya? Bir dakika. Draco Malfoy 100 mü almış? Malfoy 100 almış. Nasıl? Bir dakika, Draco mu 100 almış? Eyvah, Hermione bu
Geçen gün çocuklarla konuşurken duydum. Daha ders kitaplarını paketinden çıkarmamış bile. Bu işte bir iş var. Gibi yapmak zorunda kaldı yıllardır. Ve bu oyuna hala devam ediyor. Senin için, bizim için öyle. Endişelenmeniz gereken asıl konu Voldemort. Gerçek adıyla Tom Riddle. Ailesi tarafından çok küçük yaşta yetimhaneye terk edilmişti. Daha o yaşta değişik büyü yetenekleri sergiliyor ve çatal dil konuşuyordu. Büyü yeteneği olan her çocuk gibi onu da eğitim alması gerektiğini düşündü. Hogwarts'ta yeteneklerini üst düzeye çıkardı. Okulda zayıf öğrencileri toplayarak liderlik yapabileceği bir grup kurdu. Hogwarts'tan ayrıldıktan sonra kendini karanlık sanatlar konusunda geliştirdi. Ve böylece dünyanın en karanlık büyücüsü olmayı başardı. Şimdi anladınız mı çocuklar? Neden Profesör Snape'in onun adamıymış gibi davranmak zorunda kaldığını? Yıllardır hazırladığınız onunla baş etme planlarınız olmasaydı kolayca bu okulun duvarlarından içeri girebilir ve sizlere zarar verebilirdi. Sizin düşüncelerinizi okumasına fırsat vermeden ona içeriden bilgi ve yardım ediyorum. Minimum oranda elbette. Kısacası Malfoy'un yüz alması buradaki güvenliğimizden daha önemli değil. Bu geçici bir durum. Dostluk bağları oldukça önemlidir. Özellikle böyle zamanlarda birbirinizin yanında. Şimdi lütfen bizi Bay Potter, Bay Weasley ve Bayan Grange'le yalnız bırakın. Siz de oturun. İlk olarak Ron Weasley'e küfürümü bırakıyorum. Kendi icadım olan yerdi. Umuyorum ki işler karanlık bir hal aldığında ona ışığı gösterirsin. Müthiş! Harikaymış! Hermione'ye Ozan Biddle'ın hikayelerinin bir nüshasını bırakıyorum. Umuyorum ki eğlendirici ve bilgilendirici. Annem küçükken bana okudu. Tom ve Jerry, tavsak tavsacık ve güler kütüğü. Hadi! Tavsak tavsacık ve güler kütüğünün ardını duymadınız mı?
Harry Hogwarts'taki ilk Quidditch maçında yakaladığı Snitch'i bırakıyor. Azmi ve yeteneği getirdiği mükafatların bir hatırlatıcısı olarak. Peki bunlar ne için efendim? Ne için bunları bize bırakıyorsunuz? Çok zor zamanlardan geçiyoruz Harry. Size söylemem gereken önemli bir şey var. Voldemort'un vaktinin çoğunu horkuluk yapımı için harcadığını öğrendim. Yani kendi ruhunu tam 7 nesneye bölmüş. Horkulukları çok basit nesnelerden setmiş olabilir. Örneğin bir tanesi cininin 2. sınıfta ortaya çıkardığı günlüktü. Harry onu Gryffindor'un kılıcıyla yok etmişti. Gryffindor'un kılıcını bu yüzden bırakıyorum Harry. Fakat horkulukları bulmak o kadar kolay olmayacaktır. Peki efendim, horkulukları aramaya nereden başlayacağız? İlk horkuluk Dolores Umbridge'de, ondan başlayabilirsiniz. Geri kalan 5 horkuluğu sizin bulmanız gerekecek. Olamaz! Neden biz? Sakin ol mu lan? Voldemort'u yenmek için tek ve son şansınız. Peki söyler misiniz, hortkuluğu nasıl bulacağız? Hortkuluklarla ilgili yaptığım araştırmalarda hortkulukların çok hassas olduklarını ve öldürüklerini anlayacakları zaman hareket ettiklerini öğrendim. Yani Dolores'in yanına gittiğimizde hortkuluk yerini belli edecek. Evet. Diyelim ki hortkuluğu bulduk. Nasıl yok edeceğiz? Eğer hortkuluk Dolores'in odasındaysa görünmez periğinin odasına girip olacağız. Eğer yanında taşıyorsa bir süre hafıza büyüsü yapıp dondurmamız yeterli. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Gir. Müsait miyiz profesör? Sizleri burada görmek ne büyük bir şeref. Yaptıklarınızın cezasını toplu olarak ödemeye karar verdiniz. Aslında şey profesör... Şey kovucu, aslında özür dilemek için geldik. Olanın için. Hermione, boynundakine bak. Bu madalyon neler oluyor? Nefes alamıyorum. Oh, evet. Büyünün etkisi geçince bize yapabileceklerini düşünebiliyor musunuz? Hermione, Gryffindor kılıcı sendeydi. Bir dakika, Petrificus Totalus. Ne yaptın? Hafızasını sildim. Vortuklu Lutay'ı yok et Ron. Ben mi? Evet, sadece kendine güven. Asam tutam seni. Tamam, başlıyoruz. Vay be. Evet, nereden başlayacağımızı da bilmiyoruz üstelik. O ne Harry? Bilmem, kendini ne zaman çaresiz veya yalnız hissetsem bu aynamı yüzüme çevirmeye mutlaka iyi bir şey olur. Dobby! Harry Potter efendim. Dobby, sen buraya nasıl geldin? Dobby Harry Potter'a yardıma geldi. Dobby Harry Potter'a yardıma geldiği için çok mutlu. Dobby, peki bizi 3. ortakulu nasıl bulacağımızı söyler misin? Dobby, kim olduğunu bilirsin, senin hortkulukları nereye sakladığını bilemez efendim. Ama Dobby, yıllar önce kaybolan Ravenclaw Diademi'nin kim olduğunu bilirsin sen tarafından alındığını biliyor efendim. Eğer Voldemort'un olup hortkuluk yaptıysa kim ile şimdi nerededir? Dobby, eskiden yanında çalıştığı efendilerinden kim olduğunu bilirsin senin Ravenclaw Diademi'ni okulda kimsenin bulamayacağı bir yere sakladığını duydu efendim. Peki Dobby, hortkuluğu nasıl bulacağız? Dobby, önce size Ravenclaw Diademi'nin hikayesini anlatacak. Yaklaşık 1 yıl önce Hogwarts dönemin en büyük kurucuları tarafından kuruldu. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Ravenna Ravenclaw ve Salazar Slytherin. Bunlar aynı zamanda size bölümümüzün adını veren büyücülerdir. Peki her şeyi kanıt olan biri varsa? Mızmız Myrtle. Onu sen konuşma. Senin arası daha iyi.
Hayaletleri severim. Hey, mızıldan olsun. Bana bu şekilde hitap edenlerle konuşmam! Harry Potter ne zamandır uğramıyordu yanıma. En son geldiğinden bu yana çok uzun zaman geçti. Şey, Myrtle, bizim seninle konuşmak istediğimiz bir konu var. Aslında bunu anladım. Aslında artık kendimi çocuklarla dair konuşmayacağıma söz vermiştim. Açacağını düşünmüştüm. Ama ben ikisincim elimle yakalamadım ki. Az kalsın yutuyordum.
Dudağıma değdir değdirmez açıldı. Ve sanırım içimden çıkan şey... Sanırım içimden çıkan şey... Dilinin taşı! Evet. Tüm ortaklıkları yok ettiğimize göre yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Voldemort'u duayla dayanmak. Edildi efendim. Güç kaybediyorum Bellatrix. Ruhum parçalara eriyorlar. Bu işe bir son verme zamanı artık geldi. Efendim bırakın o sürüngenlerin, sülüksülerin, hamam böceklerini, yavru farelerin, nice kaplumbağaları. Seni ben bitiririm. Tamam Bellatrix. Ama, oldu. Ama. Sen git uyu. Pierre Totum, lokomotör! Hogwarts tehdit altında. Sınırları boş bırakmayın. Bizi koruyun ve okulumuza karşı görevinizi yerine getirin. Abi zor be. Proteus. Ne yapıyorsun Minerva? Biliyor musun Molly? Hep bunu yapmak istemiştim. Hogwarts'a gerektiğinde kendisini savunması için yıllar önce Profesör Dumbledore'la birlikte hazırlamıştık. Okulun etrafına savunma çeperi örüyorum. Dur o zaman ben de sana yardım edeyim. Absorbe Proteus! Bana gelin. Hepiniz bana gelin. Hayır Luna, ne yapıyorsun? Daha ismini unuttum, söylemeliyim. Sen kimsin, söyle bakalım. Luna Lovegood. Lovegood demek. Umarım içimizde sana uygun bir yer bulabiliriz. Kendini güçlü sanıyorsun ama aslında güçsüzsün. Güç benim yaratılışımda var. Hayır, yanılıyorsun Voldemort. Güçlü olmasan izleriz. Kapingo! Çok yazık Potter. Bana katılabilirdin. Benim lanetimden gelen özel büyücü güçlerimle bana karşı gelebileceğini mi sandın? Yüzümde ölümün korkusu varken beni yenebileceğini mi sandın? Senden ve ölümden korkmuyorum. Ölümden daha kötü bir şey yoktur Harry. Yine yanılıyorsun Voldemort. Bunu anlayamamak senin hep en büyük zaafın oldu. Ha ha ha. Neymiş o? Sevgisizlik.